Babil'in asma bahçeleri M.Ö. 605 yılında Babil kralı Nebukadnezar tarafından çok sevdiği karısı Semiramis için yaptırılmıştır. Bundan dolayı bazı kaynaklar Babil'in asma bahçelerine Semiramis'in asma bahçeleri adıyla yer vermektedir. Bahçede birçok yapay dağlar, yeşillikler, teraslı bahçeler, akan sular gibi yapılara yer verilmiştir. İhtişamlı bahçeler bir piramit oluşturacak biçiminde taraçalar halinde yükseliyordu. Ve her taraçaya dünyanın dört bir yanından getirilmiş ağaç ve çiçekler dikilmişti. Bu bitkiler ve bu çiçekler asıl yapıyı gözden saklıyor ve sadece havada asılı gibi duran bahçeler görünüyordu. Su ihtiyacını karşılamak amacı ile de Fırat Nehri'nden pompalar ile su getirilmiş ve en üste kurulu olan bahçelere kadar bu suların çıkması sağlanmıştır. Bahçenin etrafı 100 metre olduğu söylenen büyük surlarla çevrilmiştir ve bahçenin içindeki kanallarda kayıklar bile yüzebilmektedir. Ayrıca bahçede yeşillikler dışında çeşitli meyveler de yer almaktadır. Milattan önce 450'li yıllarda tarihçi Herodot, "Babil, yeryüzünde bilinen bütün şehirlerin ihtişamını aşar," demiştir. Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 100 metre yükseklikte olduğunu ve 4 atlı bir arabanın gezinmesine uygun olduğunu, duvarların içinde som altından yapılmış büyük heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar olduğunu belirtmiştir. Yunan coğrafyacı Strabo'nun M.Ö. 1. yüzyıldaki tanımlamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Zincir pompa, biri yukarıda, diğeri ise su kaynağında bulunan iki büyük volana gerili, üzerinde kovalar bulunan bir sistemdi. Nehirden dolan kova yukarıya çıkıyor, içindeki suyu havuza boşaltıp tekrar nehre dönüyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu. İstilalar yüzünden sönmeye başlayan şehir, özellikle Pers kralı Keyhüsrev'in Babil'i fethetmesinden sonra sönmeye başlamış, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda kumlara gömülmüş ve bir kum dağı haline gelmiştir. Bu şehrin içindeki tapınakların ve asma bahçelerin kalıntıları ancak 20. yüzyılda yapılan kazılarla meydana çıkarılabilmiştir.